Müta, avrat kiralama. 1. İbn Sebeciler diyor ki: Müta, yani avrat kiralamak helaldi. Ömer bunu kendi ihtihadıyla yasak etti. Ömer avrat kiralamayı yasak etmeseydi pek az kişi zina ederdi. Cevap. Mütayı Hazreti Ömer yasak etmedi. Resulullah'ın yasak ettiğini, onun yasakladığı şeyi yaptırmayacağını söyledi. eshab kiramın hepsi, halifenin bu sözünü destekledi. Hiçbiri buna muhalefet etmedi ve icma hasıl oldu. Şimdi, mütanın ne olduğuna, dinimizdeki yerine bakalım. Müta, dört mezhepte de haramdır, batıldır. Müta, şahitsiz olarak bir kadına belli para verip, belli zaman için, mesela bir saat, bir gün, on sene beraber yaşamayı sözleşmek demektir. Mütanın haram olduğunu, bütün ehl-i sünnet âlimleri icma ile bildirdi. Mütanın haram edildiğini bildiren hadis-i şerif, Buhari, Müslim, Tirmizi ve Muvatta'da yazılıdır. Bunu haber verenlerden biri de Hazreti Ali'dir. İbn-i Sebecilerin, Müta için Hazreti Ömer'in iştihadı demeleri de çok yanlıştır. Çünkü eshab-ı kiramdan hiçbiri buna muhalefet etmedi ve icma hasıl oldu. Fetevai Hindiye de diyor ki, ücret karşılığı zina yapan fahişeye, genel evdeki kadına, İmam-ı Azam'a göre hat vurulmaz. İkisi de şiddetli tazir olunur ve tövbe edinceye kadar hapsolunur. İmameyne göre ikisine de hat cezası yapılır. Mütay yapana da fahişe gibi hat vurulmaz.'' Fakat zina'nın hac cezası yapılmayan kısımları da haramdır. Tefsir ve fıkıh kitapları diyor ki: Nisa suresinin istimta ettiğiniz kadınların ücretini verin mealindeki 24. ayeti müta için değil, nikahdaki mehir parasını vermek içindir. Beydavi tefsiri bu ayeti açıklarken buyuruyor ki: Bu ayet sahih olan nikahı bildiriyor. Müta'yı bildirmiyor. Mehir parasını emrediyor müta önce mübahtı, sonra yasak edildi. Büyük alim Burhanettin'i Merkınani'nin Hidaye kitabının şerhi olan İnaye kitabında Mevlana Ekmelüddin buyuruyor ki, müta batıldır. Abdullah İbni Abbas'ın bildirdiği gibi, müta önceleri mübahtı. Fakat hadisi şerifle bunun yasak edildiğini esâb ı Kiram söz birliğiyle bildirmektedir. Muhammed İbni Hanefi'ye dedi ki, Babam i̇mam Ali buyurdu ki, Hayber kalesi alındığı gün Resulullah mütayı yasakladı. Eshab-ı kiramdan Rebi bin Meyser'e buyuruyor ki, Hayber'i fethettiğimiz gün Resulullah mütayı üç gün helal etti. Ben amcamla bir kadının kapısına geldik. Gayrimüslim bir kadın kapıya çıktı, beni içeri aldı. O gece orada kaldım. Sabah olunca Resulullah'ın sokaklarda, ey Müslümanlar, Resulullah müta nikahını yasak etti diye ilan ettirdiğini duydum. Hepimiz mütadan vazgeçtik. Resulullah hayattayken mütayı yasak gettiğini ı kiram icma ile bildirmektedir. İcma ayeti ve hadisi değiştirmez. Ayetin ve hadisin değiştirildiğini haber verir. Cabir bin Zeyd diyor ki: Abdullah İbn Abbas da ölmeden önce mütanın yasak getirildiğini söyledi. Böylece icma hasıl oldu. İmam Malik Muvatta'da Hz. Ali'nin bildirdiği hadisi şerifi yazmaktadır. Hz. Ali buyurdu ki, Hayber kalesini aldığımız gün, Resulullah eşek etiyle mütayı yasak etti. İbni Mace'nin bildirdiği hadisi şerifte, Hz. Ömer'in, Fahri alem mütayı üç kere helal, üç kere de haram etti. Vallahi evli birinin müta yaptığını işitirsem, onu eder, İslamiyet'in emrini yerine getiririm demesi, mütayı Hazreti Ömer'in yasak ettiğini değil, Resulullah'ın yasak ettiğini, onun yasakladığı şeyi yaptırmayacağını gösteriyor. Eshab-ı Kiram'ın hepsi halifenin bu sözünü destekledi. İbni Abbas hariç hiç kimse tarafından itiraz olunmaması da bunun önceden yasak edilmiş olduğunu herkesin bildiğini göstermektedir. Hazreti Ali Abdullah İbni Abbas'a sen yanılıyorsun. Fahri alem mütayı yasa getti dedi. İmam Ali'nin bu sözü üzerine İbn Abbas da sözünden dönmüş, mütanın sonradan haram edildiğini söylemiştir. Müta ve muvakkat nikah batıldır. Büyük hadis alimi Süleyman bin Ahmet Taberani ve Süleyman bin Davud Tayalisi buyuruyor ki: Sait bin Cübeyr bildiriyor. Abdullah İbn Abbas'a dedim ki: Ben hiçbir zaman mütaya helal diyemem. Siz de helal dememeliydiniz. Çünkü böyle demekte ne gibi zararlar doğacağını biliyor musunuz? Sizin böyle caiz demeniz her yere yayılır da herkes bu sözünüzü müta helalmiş diye vesike olarak kullanabilir. Abdullah İbni Abbas şöyle cevap verdi. Bu sözümle mütanın her zaman herkese helal olacağını bildirmek istemedim. Ancak zaruret olunca zararı gidermek için caiz olur dedim. Allahü Teala zaruret olunca zararı giderecek kadar leş, kan, domuz eti yemeye izin verdiği kadar mütanında caiz olacağını düşünerek söyledim. Demek ki icma hasıl olmadan önce Abdullah İbni Abbas da müta her zaman herkese caizdir dememiş, her haram olan şeyler gibi zaruret olursa zararı giderecek kadar caiz olur demiştir. Hadis alimi İmamı Beyheki Abdullah İbni Abbas'ın daha sonra bu sözden döndüğünü açıkça bildirmektedir. Abdullah İbni Abbas buyurdu ki, Müta önce helal idi. Fakat Nisa suresinin Ananız, bacınız, kızınız size haramdır mealindeki 23. ayeti geldikten sonra haram edildi. Müminun suresinin Müminler zevcelerinden ve cariyelerinden başka olan kadınlardan sakınırlar mealindeki 6. ayeti Müta'nın haram edildiğini açıkça gösteriyor. Çünkü bu ayetten yalnız zevcelerin ve cariyelerin helal olup başkalarının haram olduğu pek açıktır kendisine zevce de, cariye de denilemeyen, müta yapılmış bir kadınla buluşmanın helal olduğunu iddia etmek, Kur'an-ı Kerim'in açık olan emrine karşı durmak olur. Mütacı kadın bir erkeğe varis olmaz. Bu kadının bu erkekten olan çocuğu da bu adama varis olmaz. Öyleyse bu kadın zevce değil, cariye de değildir. Resulullah Efendimiz eshab-ı kirama buyurdu ki, Ey Müslümanlar! Müta nikahına izin vermiştim. Fakat şimdi bunu Allah haram etti. Kimin yanında böyle kadın varsa bıraksın ve ona verdiği malı geri almasın. Mütanın haram olduğunu Hazreti Ali başta olmak üzere birçok sahabi bildirmiştir. Hazreti Ali Abdullah İbni Abbas'a buyurdu ki: Resulullah Hayber gazasında mütayla eşek etini yasak etti. Yine Buhari ve Müslim'deki hadis-i şerifte Resulullah'ın mütayı üç kere helal, sonra üç kere de haram ettiği bildirilmektedir müta dört mezhepte de batıldır. Bir hadisi şerifte de buyuruldu ki, muvakkat yani geçici nikah haramdır. Mütacı İbni Sebeciler, her şey aslında mübahtır, yasak olmaları için ayet veya hadis gerekir diyerek, mütanın mübah olduğunu söylüyorlar. Bu sözün nikahla ilişiği yoktur. İlme, dine uymayan bir safsatadır. Çünkü Bekara suresinin Allah yeryüzündeki her şeyi sizin için yarattı mealindeki 29. ayeti, yiyecek, içecek ve giyecek maddelerinin hepsi helal olup, ancak ayeti kerime veya hadisi şerifle istisna edilenler haram olur. İnsanların nefislerine ve ırzlarına dokunmanın haram olduğunu bu ayet göstermektedir. Ancak istisna edilenler haramlıktan kurtulup helal olur ki, bu da sahih nikahla almaktır. Şimdi Hazreti Ömer'e dil uzatan İbn Sebe'nin kitabına cevap verelim. İbn Sebe, Kur'an ve Sünnete göre Müta isimli eserinde Ehli Sünnet'in dört hak mezhebine, Eshab-ı Kirama ve İslam'ın iki gözbebeğinden biri olan Hazreti Ömer'e kinli boğa gibi saldırmaktadır. Müta zinasını hararetle savunuyor. Hazreti Ömer'in Resulullah'ın yasakladığını bildirmesine ateş püskürüyor bizzat Ömer yasakladı bunu diyor. Hazreti Ömer'le ehli sünnetin bunda ne menfaatleri vardır ki suçlanıyor? Hangi dünya menfaati olsa çıkarını düşündü diye iftira edilebilir. Ama zinayı yasaklamasında ehli sünnetin ne yararı var ki? Hazreti Ömer veya ehli sünnet niye mübah olan bir şeyi yasaklasın ki? Bu nakle olduğu gibi akla da aykırıdır. İbn Sebe ehli sünnetin anladığı müta bizimkinden farklıdır diyerek şunları bildiriyor. 1. Mütada tarafların rızası şarttır diyor. Cevap. Zinada da karşılıklı rıza yok mu? Karşılıklı rıza olması mütanın caiz olduğunu mu gösterir? 2. Biri teklif edecek, öteki de kabul edecek diyor. Cevap. Sanki bu zinada yok mu? İcap ve kabulün vurulması, mütayı meşru kılmaz. 3 anne bacı gibi yakını olmamalı diyor. Cevap, zaten zina eden de anne bacı gibi yakınıyla zina etmez. Bu da mütanın meşru olduğunu göstermez. 4. Müslüman veya kitap ehli kadın olmalı diyor. Cevap, zinada da bu olabilir. Bu hüküm onun meşru olmasına delil olamaz. 5. Ücret ve süre belli olmalı diyor. Cevap, genel evde de ücret ve süre bellidir. Ücret ve sürenin belli olması, mütayı meşru kılamaz. 6. İlişkiden sonra kadın ücreti hak eder, diyor. Cevap, genel evde de böyledir. 7. Vati olmaması gibi şart konabilir, diyor. Cevap, böyle bir şart koymakla müta meşru olmaz. 8 şahit şart değildir diyor. Cevap, zinada da şahit olmaz. Hemen dipnot inerek, malikilerde şahitsiz nikah caiz diyor. Bektaşi gibi devamını söylemiyor. Ama malikilerde velinin izniyle birlikte ilan da şarttır. Yani falanca ile filanca evlenmiştir diye herkese duyurmak şart. Mütada olduğu gibi iş bitince çekip gitmez. 9. Mütada kendi rızaları yeterli diyor. Cevap. Bu mütayı nasıl mübah kılar ki? Zinada da, kumarda da iki tarafın rızası olur. Nikahta da üç hak mezhepte, yani Maliki, Şafii, Hanbeli mezheplerinde velinin izni de şarttır. Hangi yönden bakılsa müta zinadır. 10. Bir kusur için mütaya son verilebilir diyor. Cevap. Zina edecek kimse de Natasha'da AIDS, frengi gibi bir hastalık tespit ederse onunla zina etmez. Bu mütayı nasıl meşru kılar ki? 11. Mütada boşama yoktur diyor. Cevap, zinada da böyledir. Ortada nikah yok ki boşama olsun. 12. Mütada miras yok diyor. Cevap, yani mütacı kiralık kadınla birlikteyken kalpten ölse kadın mirasa konamaz. Zinada da miras yoktur. Miras normal nikahta geçerlidir. 13. Müta'da nesep hükümleri var diyor. Cevap. Bu tamamen yalan. Hiçbir kaynağı yoktur. Esaptan müta caizken müta yapanlar akşam kadınla beraber olur, sabah elveda der çekip giderlerdi. Ertesi gün bir başkası gelip o kadınla birlikte olurdu. Yani bir kadın bir ayda 30 erkekle müta yapabilirdi. O zaman bir çocuk olsa bu otuz erkekten hangisinden olduğu nasıl bilinecek de miras sahibi olacaktır? Böyle yalanlarla müta zinasının meşru olduğu ispata çalışılmaktadır. Diyelim ki kadın gözetim altına alındı, kimseyle müta yaptırılmadı. Birkaç ay sonra gebeliği meydana çıktı. Çocuğun nesebi de böylece tespit edildi. Şimdi bu müta caiz mi olur? 14. i̇bn Sebe, müta'da iddet vardır diyor. Cevap. Hiçbir kaynakta iddet yoktur. Kendisi de uydurma olsun bir kaynak yazmamıştır. Çünkü bir kadın mütadan sonra başkasıyla müta yapabiliyor, zaman sınırı yok. İddet nereden çıkıyor ki? Mütay'ı meşru sayabilmek için uydurulmuş koskoca bir yalan. 15. Müta hükümlerini tarafların bilmesi gerekir. Aksi takdirde onlara izin verilmez diyor. Cevap. Müta şahitsiz yapılıyor kimden izin alacaklar ki? Sanki ehl Sünnet mütayı bundan farklı biliyormuş. Bu şekilde olan müta, zinadır. Resulullah haram etmiş, Hz. Ömer de bunu çok kimse bildiği için, Resulullah'ın emrine uygun olarak yasaklamıştır. Böylece icma hasıl olmuştur. Zaten kendisi de, imamiye dışında bütün fukahanın icması olduğunu bildirmektedir. Ehl-i Sünnet'in dört mezhebi, yani bütün alimler, mütaya önce izin verildi, Sonra haram edildi, buyuruyorlar. İbn Sebe, ehli sünnetin icmasına ateş püskürerek diyor ki, icma var demek korkunç ve dehşet verici bir itirazdır. Bu itirazı yapanlar Allah ve Resulünün bir zamanlar zinaya izin verdiğini mi söylemek istiyorlar? Cevap, İbn Sebe bir zamanlardan galiba haberi yok. Bir zamanlar içki içilmiyor muydu? Faiz alınıp verilmiyor muydu? Açık saçık gezilmiyor muydu? bunlar yasaklandıktan sonra artık vazgeçilmedi mi? Önceki halleri için Allah bir zamanlar içkiye, faize, tesettürsüzlüğe izin verdi mi denir? İçki ve kumar hakkında iki ayeti kerime meali şöyledir. İçki ve kumarı soranlara de ki, ikisinde hem büyük günah ve hem insanlara bazı faydalar vardır. Günahları faydasından daha büyüktür. Bekara suresi 219. ayeti Şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçin. Maide Suresi 91. ayeti. İçki ve kumar haram edilmeden önce günah değildi, öyle değil mi? Faiz de öyle değil miydi? Bir ayeti kerime meali şöyledir. Allah faizi haram kılmıştır. Bundan sonra Rabbin'den gelen öğüde uyup da faizden vazgeçenin geçmişteki günahları affedilir, yediği faizler geri alınmaz. Helal diyerek tekrar faize dönenlerse cehennemliktir ve orada ebedi kalırlar. Bekara Suresi 275. Ayeti Bir hadisi şerif meali de şöyledir. Hükümsüz kıldığım ilk faiz, amcam Abbas'ın faizidir. Faizlerin hepsi hükümsüzdür. Faiz haram edilmeden önce, Hz. Abbas haram işliyordu denebilir mi? Kız kardeşle evlenmek caiz midir? Elbette caiz değildir. Peki Allah ve onun Resulü Hazreti Adem bunu emrettiği zaman zinaya mı izin verildi? Hüküm Allah'ındır. Bugün haram der, ertesi gün helal eder. Bugün helal der, yarın haram eder. Buna hangi sebeci karışabilir ki? İç ya Yahudilere haramdı, sonra helal etti. Yani Allah dilediğini yapar. O helal dediği zaman helaldir, haram dediği zaman haramdır. Mütayı da daha önce mübah etti, sonra haram etti. Daha öncekine zina demeye kimin hakkı var ki? Allah'ın emrini bildirmek niye korkunç ve dehşet verici bir itiraz olsun ki? Ehli sünnet alimleri hiç dine aykırı bir şey yaparlar mı? İbn Sebe'nin sorularına cevaplar. Aklı başında olan hiç kimse mütayı reddetmez diyor. Cevap Demek ki bütün ehli sünnet âlimleri, dört hak mezhep mensuplarının aklı başında değil, öyle mi? İbn Sebe'nin aklı başındadır. Kasten İslam'ı yıkmak için zinayı meşrulaştırmak için bunu yapıyor. Zinadan uzak durmak isteyenleri de aklı başında değil diye suçluyor. Ehli sünnetin ileri sürdüğü itirazların hepsi boş ve çürüktür diyor. Cevap ehli sünnetin bildirdiği ayet ve hadislere boş çürük diyebilmek için mutlaka müta sarhoş olması gerekir. Yoksa namuslu bir ilim adamı milyonlarca ehli sünnet alimine böyle çirkin ifadeler kullanamaz. İbn Sebe'nin müta sarhoşu olduğu bu sözlerinden de anlaşılmaktadır. Bir kadın gayrimüslim bir erkekle evlenmek istese, nikahın bütün şartları mevcut olsa yine bu nikah caiz olmaz. Yani Müslüman kadın Gayri gayrimüslimle evlenemez. Bunun gibi şartlarının bazıları tutsa bile mütanın caiz olması gerekmez. Biz ahlaksız kadınlarla mütayı hoş karşılamayız diyor. Cevap Yani uygun ama hoş karşılanmıyormuş. Bununla mütanın mübah olduğu mu anlatılmak isteniyor? Hem 10-15 dakikalığına, saatliğine veya günlüğüne müta yapan, Mesela 30 günde en az 30 ayrı mütacıyla birlikte olan kadın nasıl ahlaklı olur? Damuslu bir kadın bile bu yolla fahişe olur. İbn Sebe diyor ki: Hanefilerden Kaşani'nin bu ayet mütayı bildiriyorsa mensuh sayılır demesi İslami hassasiyetin ifadesidir. Cevap. Ünlem işareti dalga geçmeyi gösterir. Yani İslami hassasiyeti yok Aman ne de hassasiyet demektir. Bir İslam alimiyle böyle dalga geçmek ancak sebecilere has bir taktiktir. İbn Sebe Müta'nın helal olduğu zamanki hadis-i şerifleri bildiriyor. Hazreti Cabir, Müta helal idi fakat sonra Ömer bunu bize yasakladı. O yüzden bir daha yapamadık dediğini yazıyor. Cevap. İbn Sebe bize yasakladı dedirirken sanki Hazreti Ömer'in kendisine serbestti intibaını vermeye çalışıyor. Bir kere Hazreti Ömer mübah olan şeyi nasıl yasaklar ki? Diyelim ki yasak etti. Kur'an-ı Kerim'de kafirlere karşı şiddetli ve birbirlerine karşı merhametli ve küllen vadellahu hüsna buyurulan, yani hepsi için hüsna, cenneti söz verilen eshab-ı kiram, haşa odun muydu, robot muydu, dilsiz şeytan mıydı, niye sustular? Hazreti Ali hilafete geçince niye mütayı serbest bırakmadı? Hazreti Ömer mezardan çıkacak diye korkuyor muydu yoksa? Haşa Hazreti Ali korkak birisi miydi? Bu ne rezalet? Hazreti Cabir bize yasakladı, biz de yapmadık demiş. Hazreti Cabir o kadar korkak mıydı? Sen bize Allah ve Resulü'nün helal kıldığı şeyi nasıl yasaklıyorsun diyemedi mi? Hem Hazreti Ömer Allah'ın emrettiği bir şeyi niye yasaklayacak ki? Bunda ne menfaati olacak ki? Ayetle ve hadislerle cennetlik olan Hazreti Ömer'e bu ne çirkin iftira böyle? Biz de yapmadık ifadesinden haram olduğunu biz de anladık artık. Bu işten elimizi çektik demektir. Başkaları haşa müta yapıyordu da Hazreti Cabir niye yapamadı? Demek ki haram olduğunu bildiren hadisi şerifi duydu ki artık yapmadık diyor. Haşa Hazreti Ömer'den bütün hesap korkuyordu diyelim. Onun sebeci bir Yahudi tarafından şehit edilmesinden sonra niye serbest edilmedi? İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler, İmam-ı Malikiler, İmam-ı Ahmed bin Hanbel'lerde mi korktu? Onlar niye haram dediler?